Murat Ayl Seramik bambaşka sohbetleri sunar. Böyle insan kendini çok değişik hissediyor. Bugün güzel bir gün. Aslında çok yorgunum arkadaşlar. Her şeyi doğru dürüst söyleyeceğim ya, saklamadan, filtresiz. Çok böyle yoğun bir iki gündü benim için. Oldukça uykusuz ve yorgunum. Ama işimi programı o kadar çok seviyorum ki yorgun bile olsam o jingle'ın sesini duyduğum an giriş müziğinin hemen içimde iki çocuk dans etmeye başlıyor. Ve diyorum ki hadi kavuşma anı, sohbet etme anı hemen toparla kendini ve eminim şahane geçecek diyorum içimden. Öyle bir enerjiyle yine başladım programa. Yani diyeceğim o ki hayatın içinde bazen yorgun olabiliyoruz, üzüntülü olabiliyoruz, hüzünlü olabiliyoruz, sinirli olabiliyoruz. Çünkü hayatın özeti bu. Sevdiğiniz işi yapıyorsanız, sevdiklerinizle bir olduğunuzu biliyorsanız kalbinizin bir yerinde her zaman o enerji size geri geliyor. Ne kadar yorgun, mutsuz, hüzünlü, sinirli de olsanız, o güzel enerji hemen böyle bedeninize yerleşi veriyor ve öyle devam ediyorsunuz. Her şeyden önce tabii ki bu programa ve sizlere teşekkür ediyorum bunun için. Garip bir duygusu var hayatınızın belli dönemlerine birbirinize dokunduğunuz insanların yol alırken değişik şeyler ürettiklerinde böyle elinize geçtiği satırları. Mesela diyor ki bir kelebektim ben aslında uçurum gözlerinden kanatlanan ve hiç sönmeyen güneşinin içinde yanan. Böyle küçük küçük şiirler var elimdeki kitabın içinde. Zamanın içinden hep usulca geç, sessiz, sedasız, incitmeden, kırmadan, yormadan ki kaderin sana dost olsun. Ne kadar güzel satırlar. Çok eski, çok eski bir arkadaş bugün stüdyo konuğum. Aslında büyüğüm ama arkadaş. Tabii ki bir cümlenin peşinden gideceğiz. Steve Jobs. Dünyayı değiştirecek insanlar onu değiştirebileceklerini düşünecek kadar çılgın olanlardır. Aslında hep söylemiyor muyuz? İnanırsan her şey şahane olabilir ve bu senin sayende olabilir. Yarım kitabın ismi. Konuğum İpek Tozcuoğlu. İpek Tuzcuoğlu. Oyunculuk, sunuculuk ve yazarlık alanlarında yakından tanıdığımız İpek Tuzcuoğlu, çocukluğunu sanatla iç içe geçirdi. 12 yıl süren bale eğitiminden sonra oyunculuk kariyerinde karar kıldı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra birçok unutulmaz projede yer aldı. Ancak Asmalı Konak'ta canlandırdığı Dicle karakteriyle hala hafızalarımızda çok taze. Meraklı kişiliği ve öğrenmeye olan sevgisi onun sahne ve ekran dışında edebiyat dünyasında da var olmasını sağladı. İçinde yarım kalan her şeye ayna tuttu. İpek Tuzcuoğlu oyunculuk kariyerindeki deneyimleri, hatalarından çıkardığı dersleri ve son şiir kitabı Yarımla bambaşka sohbetlerde. Ya büyüm, <laughs> nasıl? Ama büyüm de demek büyüğüm. bir de garip. Ama sonuçta sen sektör olarak da ben, benim büyüğümsün. Ben evet, yani sektörde de büyüyorum. Yani bu biraz önemli. Biz tabii. böyle 3 yaş 4 yaş bile bizim Aynen. için astüs ilişkisinin Aynen. geçerli olması gereken Aynen. bir şey. Ama sen küçücüktün tabii. Yani ben çok küçük çok, çok küçüktüm biz seninle tanıştığımız evet. zaman. 18. Evet. evet. Yani o çok maziye gittim bir yandan. Değil mi? Evet, 30 aşkım. yıl. Evet, 18 flörtlerini biliyorum, işte ilk evet. evliliğini biliyorum, evet evet. Hep birbirinin her şeyini biliyorum. Evet evet. Yani tabi bunları bilmek de çok değişik bir şey oluyor gerçekten. Bu süreçleri aslında şahit olmuş olmak. Sen Değil de mi? mesela çok heyecanlı, çok aşk kadınıydın hep benim için, çok böyle dipdiri. Ya. Evet. Ya aşk Hala öyle. Yani ha. aşk benim hayatımda hala çok önemli. Ne güzel. Ya eskiden de önemliydi evet, ama çok şimdi önemliydi. bütüne yaydım o aşkı. Nasıl? Yani bebeğim şöyle, eskiden daha kadın erkek ilişkisi üzerinden evet. yol alırken evet. hayat sana öyle şeyler yaşatıyor ki ve öyle limanlara gidiyorsun, öyle yükler alıyorsun ya da öyle yükler boşaltıyorsun ki diyorsun ki ya bir dakika bu aşk başka yerlerde de var bu okyanusta da var. Gökyüzünde de var, hayvanlarda da var, mesleğinde de var. Dolayısıyla bütüne yayıyorsun kendi enerjini. Tamam. Aşk enerjini öyle söyleyeyim. Ama tabii ki dünyevi aşk e, her zaman bambaşka insanı bir frekansta ilerletiyor. Her şeye daha güzel bakıyorsun, daha olumlu bakıyorsun. Mutlusun çünkü. Hı hı. Yani serotonin, endorfin, mutluluk hormonları zaten peşi sıra seni ziyaret ediyor. Hepsi peşine takılıyor. Şey gibi düşün. Hani yeni evliler böyle arabaların arkasına bir şeyler bağlarlar ya ses çıkarsın. Ses çıkarsın. Onlarda. Evet onlar da endorfin geliyor, serotonin geliyor, o geliyor, bu geliyor. Bütün güzel hormonlar, bütün güzel düşünceler, bütün güzel filmler, şiirler, şarkılar. Hop böyle bir şey oluyorsun. Ne zaman oldu bu dönüşüm? Benim mi? Ya da fark ediş. Benim e, Ya küçüklüğümde de çok kendini keşfetmeye çalışan bir çocuktum aslında. Yani kimse yoga yapmazken ben yogaya başlamıştım 25 sene önce. Ya da işte Tai Chi. Yani e, hep böyle bir aradım. Felsefeleri Hı -hı. aradım. Kendimi aradım aslında. Hı -hı. Sonraki süreçte bir tasavvufla buluşma sürecim oldu. Benim mesleki e, ilerlememle çok paralel gitti Hı -hı. aslında o. Program sunmaya Yapıyordum. başladım ben evet. Hayat Nur Hoca ile. Tabii tabii biliyorum. E, orada aslında Hı -hı. daha çok o yola şey yaptım. Bir giriş yaptım. Bir rehberlik yaptı tabii ki Hayat Nur Hoca çok kıymetli bir insan. Hı. Derya gibi yani. Zaten bir umman yani orası inanç. İlle dini inançtan bahsetmiyorum. Kendini keşfetmek tabii ki iman noktası çok önemli ben deniz için ama e, daha öz benliğini keşfediyorsun. Yani sen çok iyi bilirsin evet, psikolojiden evet, dolayı. Yani benini keş, özünü keşfetmek. Yani biz Dünya hayatı öylesine dağınık ki e, ve öylesine seni başka ilizyonlar içine sokuyor ki biz kendi yolumuzda kendimize yürüyeceğimize o kitabın arkasında da görürsün zaten evet, şimdi, özellikle onu yaptırdım. Evet. Dışa doğru yöneliyoruz. Evet. Her şeyi dışta arıyoruz. Bütün çözümleri, cevapları ama bütün çözümler, cevaplar bence insanın Çünkü kendi de. içinde yani. Orada. Şimdi tabii kitabın arkasında bu dünyanın yarım kalmışlarıyız evet. kimi aşkıyla kimi hayalleriyle kimi umutlarıyla aslında hepimiz diğer yarısını arayan gönül yolcularıyız dünya uçurumun en ucunda diyorsun ve aslında iki kelebek yüzüğün kırmızı rujun ben bu detayları <laughs> da sana soracağım elbette e, ve aslında kendi içindeki o derinliğe doğru yürüyen senin tasviri var kim çizdi bunu? Mustafa Soydan çok Güzel. çok başarılıdır. Neden kırmızı ruj? Ee, onun özellikle bir simgesi yok. Çok Hı -hı. net söyleyeyim. O tamamıyla Mustafa'nın görsel e, zevki ve estetiğiyle ilgili bir şey. Neden? Oradaki iki kelebek tamamıyla denk geldi biliyor musun? Hı -hı. Tamamıyla. Bu bir e, biz çekim yapmıştık e, Murat'la. Taktım kelebek sonra bakıyorum hangileri acaba kapak o kelebek, ipek, koza. Ko yani o tamamıyla bir simge oldu. Her şey denk geldi öyle söyleyeyim Hı. sana. Tamamıyla öyle bir e, özel bir şey yok kırmızı ruj olmasın. Oradaki önemli olan kalbine yolculuk yapma. O kapılar açılıyor çünkü. O zaman yani tesadüflere inanıyorsun insan izin Ya da tesadüfleri görmeye meyilin var. Çünkü ee, bazıları evet. tesadüfleri göremiyor ya. Evet. Daha doğrusu karşına çıkan fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor. Hı. Yani ona işte fel de diyorlar. Hani görmek, okuyabilmek işte mesela senin gördüğün gibi o kelebeği mesela. Hı hı. Aa ne güzel denk gelmiş dersin. Tam evet. oturmuş yani. İnanıyorum tabii ki. Yani hiç, hayatta hiçbir şey tesadüf değil ki. Ya bizim bunca yıl sonra tekrar bir araya gelmeniz. Ben mesela seni keyifle takip ediyorum. Çok da gerçekten çok seviyorum. Ee, yani böyle ne bileyim mutlu olmanı çok mutlulukla karşılıyorum. Mesela yaşasın. son dönemde o kadar güzel ki enerji. Ay diyorum yaşasın ya. Ne güzel. Bir de bu format da çok güzel. Evet. Bayılıyorum yani. Benim hayatımın değişmesine sebep olan ya. en önemli şeylerden biri ya. oldu bambaşka sohbetler. Ya. Kişisel anlamda da beni çok geliştiren, değiştiren ve dönüştüren bir program oldu. Her gelen konuğun bıraktığı iz böyle nakış gibi gönlümde yer etti. Programın içinde ben büyüyorum iyi geliyor. Ne güzel ya. Bence ünlü insanların bu cümleleri böyle kamuyla paylaşması bana çok değerli geliyor. Çünkü ben de program sunuyorum evet, biliyorsun biliyorum. ki bana göre en önemli şey samimiyet evet. ya Yani olduğun gibi olacaksın. Samimiyet, samimiyet geçiyor insanlara. Bence de. Ve seni farklı kılan da o. Ben bir bakıyorum böyle seyrediyorum kendimi. Bak mesela şu anda da öyle. Hani daha gitmişim hani şöyle de konuşabilirim ben. Evet. evet, Ceyda'cığım öyle yapıyorum genelde. Böyle de yapıyor bak nasıl bir ses bambaşka bir yerden Tabii. daha böyle duruşumu düzelterek. Hiç umurum değil abi. Ama doğrusu o <laughs> Hiç bari. değil uzun süredir değildi de. Evet. Şimdi yaş aldıkça daha da bir rahatlık geldi bana. Kadın şey da tam tersi olmaz mı? Yaş aldıkça formum nasıl görünüyor? Yüzüm, gözüm, saçım, başım nasıl görünüyor? Tedirgini. Burayı nasıl atlattın özellikle bir oyuncu olarak peki? <laughs> bu biraz bu fıtratla ilgili bir şey bence. Ee, yani bende hiç botoks yok. <laughs> estetik yok. Doğal peeling yaptırıyorum. Ölü deri soyuyor aslında. Doğal çiçekler, <laughs> doğal peeling yaptırıyorum. Şimdi şöyle bir korkum Yaşlanacağım diye bir korkum yok. Çünkü ben her yaşın kadınını oynamak istiyorum. Evet, ben de. Evet. Yani bu yaşta da bir şey oynayayım. Sonra 10 sene sonra ve hatta şöyle bir şey söylüyorum. Ben diyorum ileride o kadar aranan bir oyuncu olacağım ki. Çünkü botokslu olmayan doğal olan nadir iki 3 kişiden biri kalacağım ben yani. Ben de varım listede. <laughs> Sen şimdilik, de varsın. Yani bilmiyorum bir yere kadar garanti edebiliyorum yani, ama. Ama o önemli ben bir Ben de varım şey. o listede korkuyorum ben de gerçekten ifademi kaybederim diye. Şimdi mesela bugün yorgunum olmadı. Bir de benim iki gözümde hep bir dengesizlik vardır. Biri daha büyük, biri Hepimizin daha küçük. Öyle. Evet benim biraz daha fazla yorgunum. Da var çok. Bende de var. Biri oluyor. daha düşüktür. Bugün bir sene dedim ki ne yapacağız yani bu saç yap olmadı açıkken. O kadar yorgunum. Aynen. Dedim ki bir sen gel bunu biz böyle toplayalım. sıkı bir yukarı çeksin yüzümü. Bizim botoksumuz bu. Saçları bu. iki Şimdi yandan sıkı toplayınca alsın. Şimdi dedik bu. Bizim ortak bir arkadaşımız var. isim vermeyelim ama Anlayacaksın ya çok iyi oyuncu çok da severim. Mesela o seviyor estetiği hmm. ama işte rolünü daraltıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Halbuki ödüllerle geldi buraya. Biraz seyirciler merak etti. <laughs> çok da severim onu ama yani seviyor. Onu bak hiç sözüm yok çünkü severek yapıyor. Bir insan severek yapıyorsa içinden hmm. geliyorsa yapsın. Hmm. Ama özenti. Aa bak bu oyuncu yapmış ben de şuramı kaldırayım. Aa bu da bunu yapmış biraz da şurayı gerdireyim gibi kendini kandırmacalar diyorum ben. Kendini kandırıp ee, hayatın o ritmine kendi ritmini unutup hayatın o ritminde saçma sapan takılmaya başladığın zaman bir birileri uyarsın istiyorum. Ama Söyler miydin bak, o kişiye mesela denk gelsen? Ya ben söylüyorum zaten. Ha, <laughs> Tabii canım. Öyle oyuncu Gerek yok. Yok. Aa, gençlere söylemiyorum gençler çok doğru algılayamayabilirler Hı. ama diyorum ki niye? Ama işte İpek ablacığım şöyle böyle anlatıyorlar peki tamam sen ben bir de şeyim ya çok ben kucaklarım severim evet. yani böyle negatif bir eleştirim olamaz kimseye evet. sevmiyorum bana yapılmasını istemediğim kim hiçbir şeyi kimseye yapmıyorum doğru söylüyorsun. yani. söylüyorsun. Senin bu Kapadokya bağın nedir? Ha çok çok seviyorum orayı. Tam orası da seni seviyor ama. Ya hayran boyunca ya. galiba yaptığın işlerin en çoğu orada yaptın. <laughs> <laughs> Sen Sert oraya mı yerleşsen yani artık. Üç iş yaptı. Evet. Yani söylüyorum aşkım ya. Söylüyorum şeylere de, gençlere de söylüyorum. Ama Kapadokya'da da tabii çok muhabbetlerimiz oldu bu estetikle ilgili. İnsanlara da söylüyorum, soruyorlar. Yani sizde hiçbir şey yok mu diyorlar? Yok diyorum. İşte Kapadokya yine. Şiir yazıyorum yine Kapadokya. Bu ödül oldu bana ama öyle düşünüyorum bunu biraz. Kitabı orada çektiğin dizi sırasında yaptım. Evet, evet, yaptım Evet. Bu arada tabii çok enteresan bir şey var. Şiirlerin hepsinin altında QR kodlar var. Evet, seslendirme değil ve müzik. Evet, açıklar mısın? O QR kodları İlhan Şen seslendirdi. Erkan Bektaş benim çok iki yakın arkadaşım. Çoğunu İlhan seslendirdi. Düetler de yaptık beraber. İşte telefonlarıyla fotoğraf bölümüne geliyorlar. Hemen o QR kodla benim YouTube sayfama yönleniyorlar e, ve çok güzel okudu şiirleri. Gerçekten İlhan. Ben biraz şey istedim Genç nesillerde biraz şiir ne? Aa bir şiir mi varmış? Desinler diye biraz tabii İlhan'la çalışma sebeplerimden bir tanesi o. Hı hı. Yoksa hani daha bizim yaş grubundan tabii. insanlar şahane şiirler Erkan okuyorlar. Da ama Erkan 3-4 şey okudu, tamam. e, yormadık onu çok. E, dolayısıyla gençler çok ilgi tabii ki gösterdiler. Şeyle şeyli olması, işte QR kodlu olması. İlhan'ın seslen müzikler çok güzel tabii. İranlı müzisyen bir arkadaşım Hı -hı. hediye etti müzikleri. E, dolayısıyla güzel konsept bir iş oldu bana. Çok güzel. Duygu yani. arşivimi açtım. Ne güzel. Herkese. Ya böyle İyi bir kadın mi? var. Aa çok. Çok çok güzel. Yani şu çok güzel. Hayalin için kapılar açılıyor. Ondan sonra o kapıdan giriyorsun bir saraya giriyorsun. Benim için böyle bir şey oldu. Ne güzel. Bir saray saray gibi yani kendi sarayımın içindeyim şu anda. Çünkü üretme kısmı çok önemli. Yani inandığın, hayal ettiğin ve ürettiğin kitabın işte sonucu muhteşem. Şimdi 30 senemizi düşünüyorum. Böyle denk geldiğimiz işler hem set paylaştık seninle oldukça. Ses tonunda tavrında hiç değişmedi. Bir yandan da şunu düşünüyorum. Bu kadar kendi içine yaptığın yolculuklar, tasavvuf diyorsun. Bu gerçekten Mevlana'nın dediği gibi yani insanın en zor yolculuğu kendi içine yaptığı Tabii. yolculuk. En zor yüzleştiğin, seni en zorlayan yer neresiydi? En zor yüzleştiğim. Ben işte yüzleşmeden korkmuyorum. Tamam. Hayat cesurları sever diye bir cümle vardır. Çok severim. Nilgün'ün cümlesidir o. Kural dışı Evet. evet tanırsın Nilgün'ü. E. Hep de kullanıyorum bunu. Ben cesaret ettim ya. Ya hatalarım ve yanlışlarım oldu ama. Hı -hı. Hatalar ve yanlışlardan ders çıkartarak ilerleme gayreti içinde oldum. Hı -hı. Yani... Korkuyor musun? Evet bir, bir böyle bir ateş basıyor seni böyle içinde böyle bir sanki sürekli bir alev alan bir şey var gibi böyle benim tenim yanar. Ee, hmm. Tabii tabii böyle bir üzüldüğüm zaman filan yanlış bir şeyin içine gir. nasıl söyleyeceksin ne yapacaksın ama de, daha çok bu benim e, özel ilişkilerime dair olmuştur. Hmm. Yani yüzleşmelerim ve hep orada hani hep cesaret edip hadi gel bakalım demişimdir yani. Peki meslek bu arada nasıl devam etti? Bu yolculuk sırasında aramı vermek istedin. Aksine tam gaz devam mı etmek istedin? Nasıl hmm. gitti orada meslek ve iç yolculuk? Çünkü bazen yani kendi adıma söylemem gerekirse bazı anlar oluyordu benim için. Özellikle 30-40 yaş hmm. arasındaki o içsel yolculukta nefessiz kalıyordum. Üretirken sıkıntı duyuyordum yüzleşmekten. Korkuyor muydum bilmiyorum ama fark ettiğim şeyleri sindirmek zaman alıyordu. Bazen böyle kısa dönemler yaşıyordum. Bir evden çıkasım olmuyordu Hı. gibi. Nasıldı senin için bunlar? Et, e, program sunduğum dönemler çok dizi yapmadım açıkçası. Hı. Çünkü ikisi bir arada çok zor oluyor. Hı. Dizi yaptığım zaman program devam ediyordu. Yorucu bir işti o da. Tabii. E, hem ikisini bir arada yapmak. Çünkü bir şeye konsantre olmak daha doğru gelir Tabii. her zaman bana. E şu anda da hani o program yaptığım süreçte e, denk gelmedi. Ya Aslında şöyle denk gelmedi. Dizi varken program sundum. Program yokken dizi sundum. Şimdi YouTube kanalı var ha. biliyorsun. Evet. E, YouTube kanalında iki senedir yoğun programlar yapıyorum. E ne güzel. Evet o çok mutluyum orada yani. Nasıl gidiyor orası? Güzel. Yani şu anda biraz... Daha da yükseliyor. me kazandı. Çünkü benim emek vermemle ilgili. Dizi evet. olduğu zaman çünkü stok çekmiştik. Ee, şimdi yine stok çekmeye başlayacağım. Çünkü her an her iş gelebilir. Hı. Biliyorsun bizim sektörde tabii. Ama dizide olmuyor. yapacaksın tabii, yani sen öyle hani okuyorsun. Tabii, esas benim mesleğim evet. Oyunculuk yani. Aynen. Çünkü hep şuna inanıyorum Ceyda. Allah herkese değişik yetenekler vermiştir. Bana bu oyunculuk gücünü ve yeteneğini verdiyse... ...benim bu beceriyi en iyi şekilde... Ortaya koymam gerekiyor. Ya yani Bu benim aslında varoluş sebebimi keşfedip varoluş noktasından hizmet etmek gibi bir şey. Kendime hizmet etmek ama. Tabii ki. Kendi yeteneklerime, kendi becerilerime. Dolayısıyla oyunculuk her zaman hayatımda olacak. Tiyatro? Tiyatro çok yapmıyorum ya. Yani hı. pek sevemiyorum ben tiyatroyu. Hı. Evet, oyunculuk okudum ama çok iyi bir senaryo gelmesi gerekiyor. Çok iyi bir prodüksiyon olması gerekiyor. Rolün bana çok uygun olması gerekiyor. Nasıl yani? E mesela en son biz Selvi Boylu Mal Yazmalı'nı yaptık Kerem'le. Hatırlarsın Kerem Alışık'la. Evet. Şahane bir işte. Onun hmm. üzerine her sene bak 3-4 tane teklif gelir bana. Hala. Biliyorlar tiyatro yapmadığımı. Hmm. Sağ olsun arkadaşlar. Beğendiğim, içime sinen bir şey olmadı. Olsa belki Tamam derim ama ben sinema ve televizyon oyunculuğunu çok seviyorum. Yani oldum olası. Peki en son Safir değil mi? Evet aşk. Beş Şimdi, ay oldu bitti. Beş ay oldu daha yeni Mart, bitti. Mart. Tabii Şubat Mart'ta bitti. Ha, bayağı yeni bitmiş. Yeni yeni. E tamam. Zaten oradaydık yani. İyi bir mala aslında bu. Vermek gerekiyor. Evet. Ben şeyi tercih etmiyorum kendi adıma. Ya bir iş başlıyor bitiyor yine. Bitiyor. Yani daha bir setten sete, setten sete. Yani o seyircide de bir şey yaratıyor bence ya kafa karışıklığı biraz. Yani tabii. Karakteri inanması gerekiyor seyircinin ve senin o karakter içinde kendine zaman tanıman gerekiyor. Bir ekmek fabrikası değil bu sonuçta. Hı. Ya ama tabii oyuncular nasıl baktığınla da çok ilgili bir şey. Hı. Yani karakter oyuncusu olmak istiyorsan yol bu. Ama işte güzel kadın oynamak istiyorsan rahatsın. Hı. Bu arada tabii şekilde. şimdi böyle dingin, sakin, huşu içinde gidiyor programımız elbet ama e, şunu çok merak ettim. Söyle. Nasıl bir bağlantı onu anlamak istiyorum. İzmir Fuarı'na gelen bütün sanatçılar sizin eve konuk geliyormuş. Evet. Neden? Neden? Çünkü Hı. annem çok bayılırdı sanat sanatçı aşığı bir kadın. Tamam da. E, dostluk kurdular. Ha nasıl gidiyor ve sanatçılarla Ya tanışıyor. bir şekilde onu ben de bilmiyorum. Anneme sormak gerek. Hiç sormadım bu tarafı. Nasıl tarafa. merak etmedin mi bu insanlar Yo, nasıl işte, bizim eve geliyor? Şey Ali abi, Ali Poyrazoğlu, Rıza Silahlı Poda, Nisa Terezler, işte Ferdi Özbeyen rahmetli. Sürekli İzmir fuarı olurdu. Bizim evde hep böyle bir partiler, <laughs> akşamlar. Çok seviyordu. Hep gidiyor, tanışıyordu herhalde bilmiyorum. Allah Aktif Allah. bir kadındır annem çünkü. Evet, işte yani bu bağ nasıl kuruyor ki sanatçılar evet. annen? müthiş bir şeyden bahsediyoruz, Acayip bir şey. Evet. Bak hiç sormadım bunu hiç anneme. Merak hiç merak Çatlarım. etmedim. Çünkü onlar bizim arkadaşlarımız. Neden? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Benim küçüklüğümden beri ya yani rahmetli oldu Sevil Üstekin, yeni Allah biliyorsun. Biliyorum. O Sevil abla mesela. İsmet abi. O çok insan var şu an aklıma gelmiyor. Yani Aa, öyle bir hayat içinde büyüdüm ben. Küçücüktüm zaten. 6, 7, 8, 9, 10 hep o yaşlarım. O yüzden mesela ünlü insanlar bana çok normal geliyor. <laughs> yani küçüklüğümde çünkü çok ünlülerdi hep hepsi. Evet. Hani böyle ünlü gördüğün zaman bazen heyecanlanırsın ya. Hani benim için çok normal bir şey bu. Ünlü evet insan işte. Ay ben heyecanlanıyorum. Çok tatlılar. Geçen gün bir canlı yayında Defne abla Defne yalnız konuğumuzdu. Ya çok tatlı o. Elim ayağım birbirine girdi görünce ben hala çok heyecanlanıyorum. O benim heyecanım saygıdan var. Yani... Hı. Böyle mesela Defne ablayla ben de ilk karşılaştım. Ne istersin? Sen şunu getireyim, bunu getireyim mi? Ya benden üst olarak, yaş olarak büyük olan insanlara karşı benim de öyle bir heyecanım var çok. Ama o bende hedef ve saygıdan daha çok Anladım. kaynaklanıyor yani. Yok ben bayağı onu izleyerek büyümek. Da. Geldi yanımızda şimdi falan. Böyle koşarak yanına gittim yani çok heyecanlıydım. Ben Metin abiyle karı koca oynadık Metin Akpınar'la. Ay mü müthişti yani hani desen ki... En unutulmaz anne senin için oydu derim. Düşünsene Metin Akpınar'la yani karşılıklı oynuyorsun bir de karı koca oynuyorsun. Ya yani, rüyamda görsem inanmazdım Güzel falan şansmış. yani. Güzel şansmış. Çok çok şey öğrendim ondan çok seviyorum onu da herkes çok seviyor zaten. Şimdi sana deseler ki bir ana geri döneceksin Hı. hangisine dönerdin? Ana geri döneceğim. Hı -hı. Şeye dönerdim ya kesin. Neye? Asmalı konak dönemine dönüyor. Tahmin ediyorum. Evet. Nasıl bir şeydi o senin için ya? Acayip bir şeydi. Ama hani o asmalı konak bitmiş. Oraya dönerdim. Ha bitti ya ana. Hı. Neden? E çünkü orada kariyer planlaması noktasında şimdi daha doğru şeyler görebiliyorum. O zaman göremediklerim. Benim çalışım bütün setlerde hep çok sevdim arkadaşlarımı. Hiç öyle bir kırgınlık bir şey olmadı. Yani bir, 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 bir tane oldu. O da benden dolayı. Denk, o eee kendi fıtratıyla ilgili bir şeydi. Ben yine güler yüzlü, şefkatli davranıp da benden küçüktü zaten. Sonra dedim ki sen psikolog değilsin ki İpek dedim. Bırak kendi bir derdi vardır onun. Seninle ilgili değil. Çünkü bizim sektörde kıskançlık çok fazla Ceyda'cığım. E, Yaş farkın da olsa, senden küçük de olsa, senden büyük de olsa, erkek de olsa kadın da olsa fark etmiyor. Bir egosantrik bir durum var, bir narsistlik durumu var ve oynadığın dizide ya da filmde, genelde dizilerde oluyor bu zaten. Senden daha çok parlayan oyuncuya karşı bir, bir kıskançlık, bir haset, bir böyle hazmedememe durumlarını çok yaşıyoruz. Bu benim inanç sistemim bana bu konuda çok hizmet etti. Hı hı. Yani kadere iman noktasında. Çünkü herkesin kendi hayatı hı hı. herkese verilmiş güzel nimetler olduğu gibi tabii ki zorluklar da var. Ben bunları hep hediye olarak gördüm. Mesela bu program sana verilmiş bir hediye. Tabii ki. Ben bunu ancak gıpta ede bakabilirim. Ama bu sana inanç sisteminin öğrettiği bir şey. Kıskançlığı ben vallahi 15-20 senesi vardır. Allah'a bin şükür kapattım hayatımda. Hı. En büyük lüksün ne dersen en büyük lüksüm insanları kıskanmamayı öğrenmek, kendimi eğitmek oldu. Bu büyük bir konfor biliyor musun? Diyorsun ki ne güzel ya, bak güzel program yapıyor, ne güzel dizide oynuyor. Diyorsun ki Allah bana da nasip edersin inşallah. En güzel cümle budur. Peki mesela hiç sinirlenmedin mi ya? O kadar dingin bir yerden anlatıyorsun ki hikayeyi. Hı. Hiç sinirlenip isyan ettin olmuyor mu 15 senede? Kime isyan ettin? Herhangi bir şeye. <laughs> Çok. Bir şey sana ters geldi, bir şey sinirini bozdu Çok. ve e ee? dediğin hiç mi olmadı? Düşünüyorum da <laughs> olmadı ya. İnsanları olduğu gibi kabul etmeyi öğrendim. Kırıldıklarım hı. oldu, hı hı. ama artık or, orayı da azalttım. O e, yüzden de azalıyor. Yani e, kırmamak üzerine bir hayat inşa ettim. Ama kırmamak kadar kırılmamayı öğrenmek de gerekiyor hayatta. Bak çok güzel bir şeydir bu. Ben hep kırmayayım, aman kimseyi kırmayayım, gönlünü kırmayayım, o olmasın, bu olmasın derken ondan sonra bakıyorsun çok kırıla, kırılgan bir hale gelmişsin. Aslında o dengeyi kurmak önemli. Kırmamak kadar kırılmamak da önemli. Kırılmamayı da öğrendim çünkü insanlar olduğu gibi kabul ediyorum. Kimse kimsenin için bilmiyor ki biz ünlüleri çok kolay biliyorsun <laughs> hedefe alıyorlar. Tabii. Hani bu bu Bundan da kırılmıyorum artık. Eskiden üzülüyordum böyle negatif bir şeyler yazıyor 20 sene önce, 15 sene önce. Vallahi yaklaşık bir 10-12 senedir diyorum ki Allah şifa versin bilmiyor beni. Yani çünkü bana göre e, bir zan yaratıyorlar. E, bana göre günah benim inancıma göre. Yani ben de bunu yapmamaya gayret ediyorum. Bilmiyorum çünkü. Bir zan oluşturmak, sanmak. Aa bu kesin böyledir ya. Aa bu da şöyledir ya. Hani bu, bu, bu bana şey geliyor. Çok ahlak sisteminde bir erdeme oturmuyor bu benim. Anladım. Anladım. Ön yargı aslında. Varsayım. Hepsini diyebiliriz evet. yani. E bu tehlikeli de bir alan. Yani inançlıysan zaten geçmiş olsun. <laughs> Gıybet time <laughs> tarafı. E, ama düzgün bir hayat, erdemli bir hayat, ahlaklı bir hayat planım varsa da Zaten şey yapmıyorsun, konuşmuyorsun yani. İnsanlarla ilgili az konuşmaya başlıyorsun. Zaten Çünkü en değmiyor. Makbulü ol sanki <laughs> değmiyor. Yani ya insanlar hakkında konuşmak yerine üretmek ve kendi eyleminde kalmak daha kıymetliymiş. İşte gibi geliyor. sen mesela küçükken de öyleydin Ceyda. Evet. Hep kendinle alakadar bir kızsın evet. sen. O kadar o yüzden o tarafını çok seviyorum evet. ve ailene de çok düşkün olduğunu bildiğim evet. için mesela çok ben çok zararsızlardansın benim için evet. ya onun kendi bir cumhuriyeti var. Orada şey yaşar. Kimseyi kıskanmaz, kimsenin ayağına basmaz. Kendi hayatı var, kendi sıkıntıları var. Evet. Zor sınavı var. Evet. Onu da çok güzel atlattın. Kızınla ilgili konuşuyorum. Teşekkürler. Pek zor sınav demeyelim ama bilmediğimiz ya, biz, bir yerden. Birçok insan için diyorum yani. Tabii Evlatla ki. ilgili çünkü zor sınavlardan biri evet. bana kalırsa. Evet ama ben mesela bu zor sınav kelimesini de değiştirmeyi çok dilerim. Ne diyelim? Hazır böyle Bilmediğin yerden Bilmedim. çıkıyor çok bazen. Güzel. Çok ama güzel. bunun adı sınav değil yani. İmtihan da değil. Sen. Asla değil. Çünkü hayat başlı başına bence senin inandığın yerden, insanlığı tanımladığın yerden bir sınav. Hı -hı. Bütünü. Bütünü sınav. Bence. Sen. Yani sen kendi kendine bir karne vereceksin günün sonunda. Ee, ama böyle bilmediğin yerden gelen sorular aslında işte çalışman gereken yeri sana hatırlatıyor. Ben orayı sınav gibi görmüyorum sen açıkçası. görmüyorsun ha -ha. ama işte birçok insan için hakikaten o taraf zor bir alan. Çünkü Bence insan ilişkileri sen, daha zor bir sınav. İşte sen şeysin ama farklısın Ceyda ya. Galiba. Hani e, kendini geliştiren, okuyan, eğitim alan, evet. bu konular, psikoloji çok iyi bilen bir insan olduğun yani, için. Yani hasbar kadar bir şey. Ama şimdi yani Türkiye'nin geneline baktığımız zaman bunu hani bir daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Çok beğendim çünkü. Zor yerine bu tür evlatlarımızla ilgili olan durumlarda şey demek çok güzel, bilmediğimiz bir yerden. Evet. Ak çok beğendim. Evet, öyle çünkü. Çok güzel. Ee, benim için çok kıymetli gelen çok soru, bilmediğim yerden geldi ama çok beni çok güzel eğitti çalıştırdı. Çalıştığım yerden de çok güzel güçlendim. Yani o Kintsugi'deki gibi bir yerden kırıldık ama oradan giren ışık çok güzel ya, oldu. O yüzden ya. ben mutluyum başıma gelen her şeyden çok mutluyum ama 47 yaşıma kadar. Yaşadığım her şeyden çok mutluyum. İki tane merak ettiğim şeyi sormak istiyorum. Birincisi konservatuvardan atıldın mı? Ne? O ne? At Biz atıldık tabii ki. O ne demek? Bilmiyor musun? Hayır. Tabii Hacettepe Üniversitesi'ndeydik. Tamam. Birinci sınıf isari sınıfıydı. Yani deneme. O? Ha deneme. Hazırlık değil deneme. Hazırlık deneme, işte. ha, hazırlık. Hazırlık, deneme. Tamam. İstari diyorlardı o dönem. Ben o dönem evlendim. Tamam. Dediler ki evlenme. Bir oradan bir ayar oldular bana. <laughs> Niye evlenme? İşte deneme şeyi birinci sınıfta evlenilmezmiş. Böyle geleneksel şeyler vardı eskiden konservatuarda. Ne i̇şte, oluyor şey mu İşte bilmiyorum onu o zaman şeylerine sormak Peki gerekiyor. Evlenilmezmiş işte bak hocalar ters sefer falan, falan dediler neyse. Ben umursamam kimseyi çünkü yani benim hayatım. Bir yapma da inadına gider yaparsın 18 yaşında zaten. Tabii ki. Bir tanesi o oldu, diğeri bir de ben biraz daha sıra dışı bir kızdım. Ben insanların çok huyuna suyuna gitmem. Ee, küçükken de böyleydim. Sıra dışı, farklı şeyler yapmaya çalışan insanları hiçbir zaman orada barındırmadılar. Hep klasik kalıplar içinde olacaksın. Ben ben de olamadım yani. Erdal da bizim Beşikçi ol, benim sınıf arkadaşım. Ee, şeyin bir filmi vardı mezuniyet oyunu vereceğim herkes işte klasik oynuyor Shakespeare'di Moliere'di oydu buydu dedim yok ben bir tane şey yapayım ee, Barbara Streisand'ın Çetin Ceviz diye bir sinema filmini seyrettim evet. ben dedim bunu adapte edeyim bak yaptığım şey 89'dan bahsediyoruz sen böyle bir oyuncuya ya da böyle bir çocuğa de ki ya gel kızım sende başka bir şey var dersin değil mi ben bunu adapte ettim bir güzel. Erdal dedim gel beraber oynuyoruz. Komedi çok güzel karı koca hikayesi ve e, yemeğe geliyor işte dört kişi oluyorlar. Böyle şey diyor mesela kulağımla oynadığım zaman anla ki çok çok canım sıkıldı. Böyle hem diyaloglar var hem hareketler üstünden karı koca anlaşıyor. Çok iyi. Çok tatlı. Tamam. Ondan sonra bunu oynadık. Bunu oynayınca tabii bir de oradan ceza yedim ben. Ceza. Tabii canım. Neden Neymiş ceza? efendim? Ben kimmişim de adaptasyon yapmışım. Böyle bir oyun oynuyormuşum. Neyse attılar beni. Ben sırf ben atılmadım. Bizim garibim Timuçin sen Engin Günaydın, benim sınıf arkadaşlarım, Evrim Solmaz. Biz böyle 5-6 kişi atıldık. Bizi başarısız buldular. Aynı sebeplerden mi? Hayır. Bu, bunlar benim Seni içsel sebeplerim ve hani onların sebeplerini bilmiyorum. Ama onlara da belli ki takmışlar yani. yani ama aslında şöyle Timuçin de biraz sıra dışıydı. Engin zaten çok aykırıydı. Ya biz aslında normlara uymuyorduk çok. <gülüyor> sonra <gülüyor> diyebiliriz. Ne sonra e, ben Dil tarihin sınavına girdim. Dil tarihin sınavına girdikten sonra kazandım tabii ki. E, af açıldı dediler ki af çıkıyor üniversitede. Tamam. Hadi dedim ki ben bir senemi yemeyeyim. Tekrar Hacettepe'nin sınavına girdim. Aynı bir öğretmenlerle. Sene, aynen bir sene sonra. Bir Karşılarına senem gitmesin diye tabii. Hem de dil tarihteki e, oynadığım tiratlarla. orada kazandım. Çünkü Ankara küçük bir yer e, biliniyor yani şimdi çok abuk bir durum. Dil tarih fakültesinde kazanıyorsun bu tarafta seni almıyorlar atmışlar. Demişler ki biz atalım Ay, alalım beni aldılar tekrar başarılı buldular. Yani bir senede çok çalışmışım demek ki. <laughs> Timuçin'in Engin'i de aldılar Evrim'i de aldılar bizim Evrim'si olması da. Onlar İstanbul'a yatay geçiş yaptılar ve Ankara'da devam ettim. Atılma hikayemiz bu. Son sorumda sorum çok merak ettim çünkü neden YouTuber değilim asla diyorsun? YouTuber'lık yapmıyorum ki ben. Ben program sunuculuğu yapıyorum. Ee, rahat olduğum alan o olduğu ha. için. YouTuber'lık daha başka bir yer. Çünkü Hı. benim formatlarımı al, sen herhangi bir kanala çok rahat Adapte edersin. Anladım. Ben hala klasikçiyim. Sen aslında kendi kanalını kurdun. Aynen diye öyle. Aynen için, öyle. Yoksa hani onları aşağıladığım şey için ya asla değil yani ama onların yaptığı şeyleri yapmıyorum. Anladım. Orada herkes kendine bir değer biçmiştir. Özgür Ülgün alan. Olurdu. Sen de orada Tabii. televizyon programcılığını devam ettirmek istiyorsun. Aynen. Isterimdir. Aynen öyle yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Defteri uzatırken fotoğrafımızı çekeceğimdir. Sen mi çekeceksin? Evet, bizi çekeceğim. Bu bizim diyeceksin? klasik oldu böyle. <laughs> İyi ki geldin çok güzel olsun her şey hiçbir şey yarım kalmasın. Kalmasın. Evet yani ben. Biraz böyle yarım kaldığımızı düşünmüyorum bu hayatta. Orada hem fikir değilim seninle ama bunu sevgiyle söylüyorum tabii hı hı. ki. Bu düşüncene saygı duyarak. senin de pek yarım kalmış gibi görmedim ve hissetmedim program boyunca. Ee, ama belki de her şeyin tam olduğu için kolaylıkla yarım olmaktan bahsedebiliyorsun. Bu da başka Galiba, bir bakış evet. açısı. Çünkü <laughs> tamamlanmamış biri yarım olmanın ne demek olduğunu bence bilmiyor. Bilmiyorum. Yarım olan biri tam olmanın ne demek olduğunu bilmediği için kendini tam zannediyor olabilir. Evet. Ben tersten bakıyorum biraz meseleye. Aslında birbirimizle doğru bir yerdesin. Bu yarımın sebebi de o aslında bir noktada. Birbirimizle bütünleniyoruz. Evet. Yani dostluklarda, sohbetlerde, evet. şarkılarda. Aynen. Yani orada bütünleniyoruz aslında ama herkesin bir yarımlığı var. Yarım kalmış diyorsun. Şöyle insan ruhsal bütününü bulmak için gelir bence bu dünyaya. Bu ha. benim inancım. Ruhsal bütün. Tabii varlık sebebini Çünkü keşfetmek. Çünkü tamamlanmak meselesini de biraz kafamız karışıyor gibi geliyor evet, bana. Yani, Biriyle tamamlandığımızı düşünmenin biraz değil. yalan olduğunu. Her bir şey şeyle, ahlakla, yani. ahlaki evet. erdemlerle tamamlanıyorsun. Yani kendi varoluş sebeplerini Toplumda tamamlanmak var. Evet, o ayrı ama evet. kendi varoluş sebeplerini keşfe çık. Evet. Onları keşfet, onları topla yani, tamamlanmaya çalış orada. Orada puzzle gibi kendi bütününü tamamladığın noktada zaten Biraz yükselebiliyorsun ve başka bir bilinçten bakabiliyorsun. Ne okuyacak? Tam olur muyduk bilmem ama hmm. tutsaklığınla hep yarım bıraktın bizi. Üzülme ben senin yarım kalan baharındım zaten. Üzülme. Üzülme, Üzülme. Aa, bence da Hiçbir şey için üzülmeyelim. Üzülme. Çok güzel olsun her şey. Hadi İlk i̇yi ki geldin. Sağ ol. Deftere birkaç bir şey yazarsan çok sevinirim. Peki mottom. Ben de programımızı kapatıyor Hadi olacağım. Hadi bakalım. Ee, evet gerçekten mottomuzu seviyorum ben dünyayı değiştirecek insanlar onu değiştirebilecek düşüncesine ve inancına sahip olan çılgınlardır ee, ben kesinlikle bunlardan biriyim konuğum da onlardan biriydi bence ve bence siz de onlardan birisiniz bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız hoşçakalın Canım İpek, yıllar yıllar var ardımızda. Tüm inişler, çıkışlar çok iyi gelmiş. Ne güzel bir yol bulmuşsun ve ne güzel dinginliğin. İyi geldin hepimize. Sevgili İpek Tuzcuoğlu sayfasının satırlarını şöyle tamamladı programdan sonra. Canım Ceydan, dilerim hayat yolculuğunda aşk dolu anların çuvalarak yol alırsın. Sevgi ve aşkla. Hatay El Seramik bambaşka sohbetleri sundu.